Farz mıdır, vacip midir? Kadıyla orasını bozan bir hanımefendi bu. Dini midir? Zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet TV'ye, Diyanete Soralım programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz kıymetli dostlarımız. Malumunuz olduğu üzere dini anlamda merak edilen sorulara cevap arıyoruz programımızda. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamızı vakit kaybetmeden sizlere takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden çok kıymetli hocam Sayın Sabri Akpolat bugün bizimle birlikte. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılma imkanınız var. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden de bizler hem yayındayken hem de yayın dışında sizin istediğiniz zaman diliminde soru aklınıza geldiği an mail adresi olarak da efendim kullanıp sorularınızı bize yazılı şekilde de iletebilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen dostlarımız için Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarının varlığını kendilerine bir haberdar edelim efendim, hatırlatalım. Takip ettikten sonra oradan gelecek soruları da özellikle an be an kıymetli hocama aktarmaya gayret edeceğim. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun, ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla muhterem hocam Sabri Akpolat'a bir hoş geldiniz diyeyim efendim. Akabinde ilk telefonumuz için İzmir'e gideceğiz inşallah. Sabri hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Hamdolsun. İyiyim. Allah sağlık afiyet versin hocam. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Hocam sürekli sizi izliyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Yandan da kusura bakma. Estağfurullah. Yani bunu biraz bildiğim için de ama tekrar söylemem lazım. Buyurun. Biraz televizyonlarda bir hocalar çıkıyor diyor ki tabii biliyoruz mesela Kur'an-ı Kerim Allah Kur'an'ı indirdi diriler için, ölüler için değil. Yani bizler onu tatbik etmemiz bizim hayatımızdır, bizim kanunumuzdur, bizim nizamımızdır. Bunu biliyorum. Ama diyorlar ki bu mezarlığa gidiyorsun ölüler için Kur'an okunmuyor. Veya mesela biz her gün sabahleyin kalkıyoruz bir Yasin veya bir Tebarek bir şeyler okuyoruz, dua ediyoruz. Bunların bizim ölülere faydası var mı yok mu yoksa biz boşuna mı hizmet ediyoruz? Peki hocamdan istiyorum. Soralım Ahmet Bey. Bakma bu kadar. Allah sizden razı olsun. Hayır duanızı bekleriz efendim. İzmir'imize de selam ediyoruz. Bereketli akşamlar. Evet Kur'an dirilere hitap eden bir kitap ama ölülere okunmaz mı? Buradan bu çıkartılır mı acaba? Çünkü birileri de sürekli bunu gündeme getiriyor. Sizden cevap beklerler. Evet, bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Şimdi Kur'an-ı Kerim yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği, hiç bozulmadan insanlığa intikal eden tek ilahi kitaptır. Onun dışındaki bütün kitaplar öyle veya böyle tahrif olmuş. Dolayısıyla bir kişi Kur'an okuduğu zaman sanki Cenab-ı Hak'la konuşuyor gibidir. O hisle, o heyecanla okuması lazım. Tabii Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi nedir? İnsanlığı dünya hayatında mutlu etmek ve ahiret hayatını da kazandırmak. Hı hı. Fakat Kur'an-ı Kerim'in dua yönü var. Değil mi? İçinde bir sürü dua ayetleri. Dua ayetler var. Rabbena ufirli ve li valideyye, Rabbena etina fid dünya hasene gibi. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü dua ayetleri var. Kur'an-ı Kerim zikir kitabıdır ayrıca. Yani kendisinden zikir olarak da bahseder. Demek ki Kur'an tek yönlü, sadece yaşamak için, hayatı tanzim etmek için gönderilmiş bir kitap olmanın yanında, o zaten asıl gayedir o. Ancak insanoğlunun muhtaç olduğu her şeye temas eder. Zikir bunun içindedir, dua etmek bunun içindedir. Kur'an-ı Kerim'i böyle anlamak lazım. Peki yapılan hayırlar, iyilikler vefat eden zata ulaşır mı meselesi var. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? İza mâte ibnu Adem, hadis meşhurdur değil mi? Kişi vefat ettiği zaman inkata amelu. Hayır, şer hiçbir şey yapamaz. Ancak üç grup insan hariç der.
Nedir mesela? Sadaka-i cariyesi vardır. Adam bir cami yapmış, bir okul yapmış, hı hı. bir çeşme yapmış. Oradan istifade edildiği sürece bu insan onun sevabından yararlanır. Başka ne var? İlim sahibi talebe yetiştirmiş. O öğrenciler insanlığa hizmet ediyor. Her hizmette bu insan vefat ettikten sonra yararlanır diyor. Başka ne var? Evveledin salih. Tertemiz bir evladı var. Yed'ule ona dua ediyor. Ya Rab beni affet, anne babam bağışla vesaire gibi. Bunlar ölüye fayda veriyor mu? Veriyor. Peki Resulullah döneminde bir beyefendi gelerek ya Resulallah mesela diyor hac farz kılındı ama yani İslam'ın son dönemine denk geliyor. 9. Hicri 9'da. Babam bu farziyeti duyduğunda artık hareket edemeyecek haldeydi. Yani takat yok. Sait olsaydı hacca giderdi ama mümkün değil. Vefat etti diyor. Onun adına ben hac yapabilir miyim? Cevap nedir? Evet yapabilirsin. Onun sevabı vefat eden babana ulaşır. Bir hanımefendi geliyor. Mesela sadaka verme babası adına, vefat eden annesi adına. Sadaka versem olur mu? Annem sadakayı vermeyi çok severdi ama imkanı yok. Olabilir diyor. Şimdi bunlar hep ulaşıyor. Yaptığınız dualar mutlaka ulaşıyor. Ve bu konuda şu hadisi şerifi de iyi bilmek lazım. Abdullah bin Ömer. Kim bu? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle bir hadis rivayet eder. Hadiste şöyle buyrulur. Bir kişi vefat ettiği zaman onu bekletmeyin. Yani definde acele edin. Definde acele edin. Ayrıca defnedildikten sonra başında Bakara suresinin başını, ilk ayetlerini, ayak tarafında ise son ayetlerini okuyunuz dedi Resulullah Aleyhisselam diye bize ne yapıyor? Bir hadis rivayet ediyor. Peki başka bir hadisi şerif var. İkra'u mevtekum Yasin denmiş. Ölülerinize Yasin okuyunuz. Niçin okunuyor? Yani burada ölmek üzere olan diye hadiseyi yorumlayanlar var ama ha öyle ha vefat etmiş. Demek ki okunan Kur'an'ın mutlaka kişiye faydası var. Biz ne yapıyoruz? Okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Sevap elde ediyoruz. Diyoruz ki ya Rab, yani bir harfine 10 sevap. Bir sayfa, bir cüz okudunuz. Hasıl olan sevabı Resulullah Aleyhisselam'a, Ehl-i Beytine, bütün Müslümanlara, özellikle de babama, anneme, merhum ve bütün işte Müslümanlara bağışlıyorum deseniz burada bir anormallik var mı? Hayır, sevabı bağışlamak. O noktada okunan Kur'an insanlığın yani canlı için gelmiştir. Dolayısıyla ölülere okumanın bir anlamı yok demenin anlamı yok aslında. Okunan bu doğru bir düşünce değil o zaman. Yani doğru bir düşünce değil. Allah kelamı okuyorsunuz, rahmeti vesile olan bir kitabı okuyorsunuz. Değişik hadislerde mesela Kur'an okunan yere melekler nazil oluyorlar değil mi? Rahmetle iniyorlar. Bir kabristanda mesela okudunuz, rahmet iniyor. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela başka hadislerine bakınız. İki tane kabir görüyor. Bunlar azap görüyorlar diyor. Sonra iki tane dal parçasını oraya koyuyor. Birini ona, diğerini ona. Bunlar yaş kaldıkları müddetçe burada yatanlara fayda verir buyurmuş. Yani yaş bir dal parçası fayda veriyor ise okunan Kur'an-ı Kerim'in mevtaya fayda vermediğini söylemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla evet dirilerin diri kalması, iyi bir dünya hayatı, zulümden uzak bir hayat sürmeleri için elbet Kur'an-ı Kerim inmiştir. Zulmü önlemektir. İslam'ın indiriliş gayesi adalettir. Adaleti tesis için iner. Kur'an-ı Kerim onun için inmiş. Bunu tahakkuk ettiriyor ama içinde her şey var. Tarih bilgisi var. Astronomik bilgilere, değil mi? Güneş'e, Ay'a temas eder.
geçmiş peygamberlerin hayatını anlatır. Nasıl dua edileceğini, Hazreti Yunus değil mi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin duasını nereden öğreniyoruz? Hazreti Yunus balığın karnında ve bu şekliyle dua ediyor. Cenab-ı Hak bize dua etmeyi de öğretiyor. Rabbena zalemna enfusena diye dua eden Hazreti Adem'le Havva'dır değil mi? Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan kaybedenlerden oluruz. Bakınız bir dua öğretiyor. Hazreti İbrahim'in duaları var. Ve la tuhsini yevme yub'atun. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Hem asıl olan tabii dirilerin kendisi için ve diri kalmak için hem bu dünya hem ahiret için okunması gereken bir kitap. Ama bununla beraber okunduğunda ölülerimize de armağan edebiliriz. Onların mutlaka da ruhlarına bağışlayabiliriz. Yani, hatta iyi olur. En güzel hayır o zaten. En güzel hayırlar başında o. Yaptığınız bir çeşme hayır oluyor ve ulaşıyor ise, evladınızın duası ulaşıyorsa, dua ihtiva eden, zikir ihtiva eden ve hayatı tanzim eden Kur'an-ı Kerim'in okunması ve sevabının bağışlanmasının ölüye ulaşmayacağını söylemek aslında tutarlı bir düşünce değil. Doğru olan her halükarda Kur'an'la hemhal olmak. Yani Kur'an'la devamlı beraber olalım, okuyalım. Hocam anlamını bilmeden okumanın bir anlamı yok. Allah Allah. Yani anlamını bilmeyin mi diyoruz biz? Elbette bilmeye çalışın. Yaşamadıkça da bir anlamı yok. Bunlar hep doğru olan şeyler değil. Düz cümle nedir? Kur'an'ı okuyunuz, manasını anlamaya çalışınız ve onu hayata tatbik ediniz. Kullanılması gereken ifadedir. Her yönüyle yani okumak bir ibadet, manasını öğrenmek bir ibadet, ayrıca hayata tanzim etmek de asıl hedef olmalı. Yani Kur'an hakkında konuşurken bu cümleleri kullanmak lazım. Yoksa insanları ne yaparsınız? Kur'an'dan uzaklaştırırsınız. Allah korusun. Bunun kime faydası var? Hiç kimseye. Aksine zararı olur. Evet. Az evvel sorunun içerisinde hocam ölülerinize Yasin okuyunuz, hadis-i şerifini okudunuz. Hatta bunun ölmek üzere olan sekerat halindeki insanlara okunmasının olarak anlaşılması gerektiğini söyleyenlerin de var. Var. Haberdar ettiniz. Yasin Bey de bir bakıma bu soruyu sormuş. Diyor ki yoğun bakımda ölen insanların akıbeti ne olur? Yani biz genelde öteden beridir yanımızda sekerat halindeyse işte zikirle, Kur'an'la onu uğurlamaya çalışırız, rahatlatmaya çalışırız. Ama yoğun bakım ortamı biraz buna müsait değil. Peki bir sakıncası var mı? Yok. Yani insanlar yoğun bakıma niye giriyorlar? Keyfinden mi? Allah'ın bir takdiri. Evet. Yani sizin yürümenizi takdir eden, görmenizi, konuşmanızı takdir eden Cenab-ı Hak bir kulunu da ne yapıyor? O hale getiriyor. Yani bakıma muhtaç hale getiriyor. Yoğun bakıma yatıyor insanlar. Bir kısmı hayata dönüyor, bir kısmı vefat ediyorlar. Bunlar Müslümanın hayatında sıkıntı olacak bir şey değil. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Müslümanın her şeyi güzeldir, her hali güzeldir. Güzel bir şey isabet eder, elhamdülillah der. Yani güzel bir arabam oldu değil mi? Hamd ettiği için Cenab-ı Hak mükafat verir. Halbuki güzel bir şeyle karşılaştı. Peki zor, sıkıntılı bir işle, musibetle karşılaşır, sabreder. Onun yine da bir karşılık vardır. Yani Müslümanın her hali güzeldir. Vefatı ister orada olsun, ister trafik kazasında, ister yatakta olsun, ister cihat meydanında olsun. Hiç önemli değil. Yani Müslüman için ölümün bir sıkıntısı yok. Mesele Müslümanca yaşamakta olsun. Önemli olan ve la temutun ne illa ve entum muslimun var. Müslüman olarak ölmek ne demek? Bize düşen İslam'ı yaşamaktır. Nasıl öleceğimizin kararını verecek Cenab-ı Hak'tır. Kadir mutlak olan hangimize ne takdir ederse odur. Yani son dönemde hasta yapar, muhtaç hale getirir. Size yüksek yerler takdir edecektir. Ona sabrettirir ve oraya çıkarır sizi. Yani demek ki vefatınız hangi halde olursa olsun, yeter ki hayatınız İslam üzere olsun. Cenab-ı Hak sizi hiçbir şekliyle mahcup etmeyecek. Onun huzuruna gidilecek ve annemizin bize olan merhametinden 100 kat daha merhametli olan Cenab-ı Hak karşılayacak bizi.
Yani anneniz eziyet çekmenizi ister mi? Asla. Hayır. Bazen yaramazlık yaparsınız. Şöyle kızar bağırır ama sonra ne yapar? Sarıp sarmalar öper yavrum diye. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bunun 100 katı. Kat fazlası. Öyle bir yüce varlığa giriyor insan. İster öyle gitsin, ister böyle gitsin. Ama bizim dikkat edeceğimiz şey imanımızı korumak. Allah, Cenab-ı Hak imanla göçmeyi nasip eylesin. Amin hocam. Takdir ona aittir. İstediği şekilde muamele edebilir. Bize de sormaz zaten. Sormasına da gerek yok. Eyvallah. Bizim yapacağımız dua nedir? Ya Rab imanla yaşat, imanla huzuruna al. Gerisi Amin. Onun bileceği Amin. Ve takdir edeceği bir husustur. Çok teşekkür ederiz hocam. Bütün izleyicilerimizin ve bizim geçmişlerini de rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin diyelim. Yoğun bakım köşelerinde, hastane köşelerinde de şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan etsin. Biz de Yalova'ya gidelim. Filiz Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Alo. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Filiz Hanım. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Allah razı olsun. Ben hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Biz Şafii mezhebindeniz. Şafii mezhebine göre mesela imam nikahını bir kız babası vekaleti ve rızası almadan kıydırabiliyor mu? Bunu öğrenmek isteyecektim hocamdan. Peki. Resmi nikah var mı sonradan? Evet var. Peki soralım. Allah kolaylıklar ihsan etsin Filiz Hanım. Evliliğe razı. Yalova'ya da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ebeveynin rızası burada Şafii mezhebinde önemli değil mi hocam? Evet yani la nikaha illa li veliyin hadisi şerifi vardır. Velisiz nikah olmaz hadisi gereği. Üç mezhepte Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebinde velinin mutlaka izni gerekiyor. Şimdi Şafii mezhebinde ilk defa evlenen kızlar için baba yoksa dede mücbir velidir. Ne demek? Yani bu yetkili veli oluyor. Tabii bizim arzumuz kız çocuğunun mutlaka o evliliğe razı olması, sevdiği bir insanla evlenmesidir. Yani ona dikkat etmek lazım. Her anne baba da zaten evladım eziyet çeksin diye öyle bir işlem yapmaz. Değil mi? Oradan tabii, hareket tabii. ederiz. Mezhebin kanaatını söyleyeyim. İlk defa evlenen kız çocuklarına onların kanaatını almadan da nikahı yani yetki almadan gitti, nikah kıydı diyor. Olur mu? Geçerli mi? Evet geçerli olur. Eyvallah ama tavsiye olunmaz mı? Yani biz ön şartımız ne? Tabii sevdiği birisine. Mutlaka olması lazım. Şimdi gönlünüz birine kaymadı, sevmediğiniz birisiyle zorla evlendirilmek yani bu hoş bir davranış değil. Anne babalar buna dikkat etmek durumundalar. Mezhebin kanaatını söyledim. Ama dul bir hanımefendiyi evlendirecekse veli o zaman onun izni gerekiyor. Bu ikiye ayırıyor. İlk defa evlenecekler için izin almasa da nikaha gider ve nikahı kıyarlar, geçerlidir. Ama bizim tavsiyemiz malum, onu söyledik. Hanefi mezhebinde büluğ çağına ermiş bir kız çocuğunun mutlaka muvaffakatı alınacaktır. Ancak bizim Anadolu'da şöyle olur, çocukluğumuzda, gençliğimizde biliyoruz. Daha ziyade kız çocuğu nikaha oturtulmaz. Evlenecek olan o aslında. Yani damatla kız bir araya gelse evet deseler daha hoş değil mi? Tabii. Ama böyle bir hal vardır. Efendim kız çocuğu yerine onun adına vekil olur. Bir dayısı, amcası yahut babası vesaire. Bu da hoş onlar, bir şey değil değil mi hocam? Değil tabii ya. Kız çocuğu evleneceği adamın yanında bulunsun. Evet desin şöyle. O heyecanı haliyle. Da bir hissetsin. O heyecanı duysun. Efendim. Ama böyle bir örf vardı eskiden. Şimdi onlar kalmadı tabii. Şimdi artık evlatlarımız bir araya geliyor, evet diyor. Karşılıklı evet diyorlar. Ondan sonra da
kavga etmeden inşallah. Bu hayatı devam ettiriyorlar. Tüm evli çiftlerimize mutluluk nasip olsun. Tabi bir de boşanmak da var hocam. Hoş olmasa da boşanma durumu da boşanmak, onu deyince ben biliyoruz. Titriyorum tabi yani. Allah boşanmak korusun bütün evli çiftlere mutluluk. Yani bir hakikat, boşanma var. Fakat sıkıntılı yani. Onun üzerinde uzunca durmak lazım ama şimdi vaktimiz müsait değil. Eyvallah hocam. Hani evli çiftlere muhabbet diledik, ülfet nasip olsun dedik. Boşanmayı ben gündeme getirirken bir soruya bağlarım diye düşünmüştüm. Süheyla isimli bir izleyicimiz diyor ki kanunen eşimle ayrıldık. Yani bir resmi boşama söz konusu oldu. Çocuk da yok. Fakat nafaka alıyorum. Çevremdeki bazı insanlar haram diyor. Beni aydınlatır mısınız? Memnun olurum demiş. Nafaka ile ilgili İslam'ın bakışı nedir? Şimdi karı ile koca ayrıldılar. Olabilir. 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 İnsanlık halidir. Çocukları varsa kız çocukları evleninceye kadar bakın. Erkek çocukları iş sahibi oluncaya kadar. Özürlü çalışamayacak olanlar da ömür boyu. Babanın sorumluluğu altındadır. Babanın sorumluluğu altındadır. Nafakasını ne yapacak? Sağlayacak, temin edecek. Ancak hanımefendi meselesi var. Onunla ilgili kitaplarımızda iddet süresiyle bağlantılıdır o. Hı hı. İddet süresi kadar nafaka alabilir. O da vefat eden 4 ay 10 gündür. Normal ayrılıklarda 3 defa adet görüp temizlenmektir. Yani 3 ay 4 ay diyelim bir süre. Bu süreden sonra alınanlar caiz görülmüyor. Yani onun için bu tartışılıyor tabii devlet nazarında da. Burada bir çözüm aranıyor galiba. Nezdinde de tartışılan bir mesele. Ama bu karınca ile fil hikayesini iyi düşünsünler. Bir ay veya bir yıl evlilik ama ömür boyu mezar kazmaya mecbur kalmasın erkek. Peki ne olacak hocam bu kadınlar geçimi yok, efendim bir yerden geliri yok vesaire ortada mı kalacak? Ha, o zaman bu konuda devlet devreye girecektir. Yani bunun çözümü var. Dul bir hanımefendinin hayatını normal şekliyle devam ettirebilmesi için devlet mekanizması devreye girmeli. Beyefendiden o sıkıntıyı kaldırmalı. Çünkü beyefendi ömür boyu bu parayı ödüyor. Ola ki evlendi. Tabiri caizse iki ev bakmış olacak. İki eve bakmak öyle kolay mı? Maaş çok yüksek falan değilse. Hem oraya harcama yapacak hem buna yapacak. Yani beyefendi bir türlü mutlu olamayacak. Ya evlenmeyecek, o da büyük bir sıkıntı. O halde bazı... Ya da hanım da evlenecek hocam yani. Hanım da evlenebilir. Hanım da evlenebilir. O noktalarda benim tavsiyem, şahsi kanaatim, okuduğum aile hukukuyla ilgili ben çünkü yıllarca kurulda bu konuda çalıştım. Bulduğum tespit, bizim hukuk aile kararnamelerimiz var. Hı hı. Mesela Suriye'de uygulanan o kararnamede böyle bir hüküm yer alıyor. Ne diyor? Ayrılan hanımefendilerin iddet süresi içerisinde nafakası beyefendi tarafından temin edilir. Muhtaç olan hanımları içinde bir fon ayrılır diyor. Yani devlet onun için bir bütçe ayırır ki zaten yapıyor. Aile Bakanlığı'nın değil mi her aileye yönelik ödemeleri var. Bu konuyu o şekliyle çözmek mümkün. Peki hocam, Kübra Hanım da bu meseleye şöyle yaklaşmış. Yani süresiz nafakanın haram olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda bir takım istisnalar yok mu? Mesela kadın çok yaşlı diyor. Çalışma imkanı da yok. Yeniden evlenme ihtimalini de düşünemiyoruz. Burada herhalde devlet kademeye giriyor. Hmm. Benim aklıma da şu geldi hocam. Mesela hanımefendi boşandı. Yeni bir evlilik de düşünmedi. Nafaka da alamıyor. Olabilir. Bunun abisi var mesela ya da erkek kardeşi var. Burada ya da babası var. Artık ona bakmak durumda değil mi hocam? Evet evet. Yani. Ya da yaşlı annesine evlatlarının tabii, bakma yükümlülüğü var. Miras hukuku konularına giriyor o. Bir kız kardeş muhtaç ise erkek kardeşlerin ona bakmak, beslemek, ihtiyacını gidermek görevi vardır. Yani dinen o görevli aslında. Ha, günümüzde belki erkek kardeş bundan sakınabilir çünkü miras taksimi farklı
oluyor. Aslında bu da onunla bağlantılı değil onunla mi? Onunla bağlantılı. Yani kadın veya kız kardeş mağdur duruma düşecek olursa öncelikle kardeşi, varsa babası, onun ihtiyacını gidermek, yani ne varsa ihtiyacı, onun hayatını kolaylaştırmak görevi var, mecburiyeti var daha doğrusu. Ancak günümüz şartlarında uygulanabilecek olan şey, benim yani beyefendiyi fazla yormadan devletin durumu ele atması, o hanımefendi evlenecekse ona imkan sağlaması, evlenemediği ve hayatını devam ettirdiği süre içerisinde mümkünse iş verebilir, memuriyet vesaire. Başka türlü imkanlar sağlayabilir ve o hanımefendiyi sıkıntıdan devlettir neticede kurtarabilir. Devletimiz var olsun hocam. Bir telefonumuz daha varmış müsaadenizle. Gaziantep'e gidelim. Halil Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Halil Bey. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız Furkan Bey? Hamdolsun efendim, iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olasınız. Benim bir kafama takılan bir soru var. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden sakınınız. Bu taştaki mana nedir? Bunu ben bir ara kafama iyi takıldı, sordum. Dediler bu putlardaki taşlar, o zaman taşın iradesi olmadığından dolayı o zaman Allah Azze ve Celle'ye Sümme Haşem kalemet çalmış olur ne? Buradaki taş konusunu onu sormak istiyorum. Peki soralım. Gaziantep'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İmam Hatip yıllarında okurken hocam ya yuhellezine amenun ku enfusekum ve ehlikum nara. Bu ayet başka bir ayette de Bakara suresinde var. Ben bunu okuduğum zaman taşın nasıl yanacağını hiç düşünmedim de ateşten kendimi sakınmaya nasıl yaparız diye çok düşünmüştüm. Halil Bey başka bir perspektiften bakmış. Ne dersiniz? Yani kömür aklınıza gelmedi mi o zaman? Ya hiç düşünmedim. Yanan taş. Olabilir evet. Yani Cenab-ı Hak şiddetli bir ateşten bahsediyor. Yakıtı da insan ve taş olacak diyor. Yani bazı alimler buradaki taşın bildiğimiz yanan kömür gibi, yani taş ama yanıyor, ona benzetmişler. Bir kısmı da tapılan putlar var ya, yani o taşlar o tapanlara ne azap vesilesi olacak tarzında yorumluyorlar. Allah muhafaza, yani sıcak bir taşa hiç oturdunuz mu veya eliniz değdi mi? Yakar. Bir denemek lazım. Onda bir şey var, yani aşırılık, daha doğrusu öbürü de yakıyor ama bir taşın ısınması ve neticede fırınları düşünün. Değil mi? Fırın, Allah muhafaza. İçeride ateş yanıyor ve yemekler pişiyor. O yani cezanın şiddetinden aslında ona temas eden ayet-i kerimedir. Yani taşlar bile yanacak. Taşlar. Öyle mi anlamak lazım? Taşlar yakıt. Yakıt. Ha bu taş kömür de olabilir diyorlar. Yani Cenab-ı Hak onu bize hatırlatmış diyenler var. Yahut yani isterse Cenab-ı Hak o taşı da yakar ve onun üzerinde insanlar böyle, Allah korusun, o şekilde ceza alabilirler. Bu yoruma tabi. Bir de bu gaybi bir mesele. Yani cehennem hayatı ile ilgili bir ateş. Dolayısıyla biz ne kadar yorumlarsak yorumlayalım, kenarından geçmiş oluruz. Cenab-ı Hak o azaptan cümlemizi muhafaza eylesin, korusun. Çok tehlikeli bir ateş. Tavsiye edilecek bir şey değil. Onun için ben imansız ölen kişiler için çok üzülürüm genelde. Yani ne yapacak bu adam şimdi? Mesela tebbet ya da ebi lehebin ve teb diyelim, namazda okuduk. Bana dokunur bu. Ebu Leheb kim bu? Resulullah Aleyhisselam'ın amcası. Yeğenin doğdu, Muhammed diye birisi geliyor, müjde veriyor. O köleyi azat ediyor yeğeni için. Aslında çok bu kadar da seviyor. Fakat ne yapmış? Yani iman edememiş. Hanımıyla birlikte Resulullah Aleyhisselam'a eziyet ediyor. Eli kuryasıca diyor. Helak olasıca diyor. Hakaretler ediyor. Cenab-ı Hak en çok sevdiği Resulünün adına cevap veriyor ona. Senin elin kurusun diyor. Amcasına Resulullah Aleyhisselam'ın tabii öyle ifade etmesi zor. Ama Cenab-ı Hak onun adına, sevdiği kulu için ona cevap veriyor.
sen nasıl dersin bunu diye. Şimdi Ebu Leheb aklıma geliyor. Ya Rab ne kötü bir hal. Yani bir peygamberin amcası olacaksın. Neticede ahirete kadar bütün Müslümanlar senin için beddua anlamını içeren o sureyi okuyacaklar. O yüzden iman çok önemli, çok büyük bir nimet. Ondan mahrum kalan insanlar için üzülmek lazım. Keşke iman etseler. Cenab-ı Hakk'a kul olmaya çalışsalar diye temenni ediyoruz ama inanmak artık kişinin iradesiyle olan şeydir. Cenab-ı Hak imanımızı korumayı, imanla yaşamayı hepimize nasip etsin. Amin hocam. Yanmak kötü, yanarak ölmek de kötü. Ama yanarak ölmekten daha kötüsü öldükten sonra yanmak. Cenab-ı Allah muhafaza kılsın. İstanbul'dan Ayşe Hanım, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Ayşe Hanım. Furkan. Buyurun. Nasılsın oğlum? Hamdolsun anacığım, sen nasılsın? Çok şükür, iyiyim. Allah sağlıklı uzun ömür versin size de. Amin. Hep böyle programlar yapın. İnşallah, bil mukabele. Oğlum, özür dilerim, Kurtaş çocuk aldırmanın cezasını sor hocaya ne olur. Peki, soralım. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin, günahlarımızı affetsin. İstanbul'a selam ediyoruz, sizden de dua bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, Kürtaş büyük bir günah. Cezası nedir? Bunun bir kefareti var mıdır? Varsa nasıl yapılır? Evet, Allah korusun yani. Kürtaş, eskiden diyelim Resulullah dönemi öncesi insanlar açlık sebebiyle çocukları öldürüyorlardı değil mi? Bilhassa kız çocukları evet, falan. Evet. Yani aç kalmasın vesaire gibi. Haşyete imlak deniyor zaten. Açlık korkusuyla. La taktulu evledekum haşyete imlak. İhtarlar var böyle. Günümüzde de insanlar aç değil ama modern diyelim. Bir çocuk öldürme hareketidir bu. Kürtaş ne zamandan itibaren mesela bir ana rahmine yerleştikten sonra ilk günden itibaren çocuğun aldırılması haramdır. Caiz değil. İlk gün yani bunun üzerinden 3 ay geçti, 4 ay geçti. Bazı alimler mekruh diyorlar falan gibi. Şey söylemeye gerek yok artık günümüzde teknoloji gelişti. İlk günden itibaren çocuğun ana rahmine düştüğü tespit ediliyor ve o canlı. Evet. Yani bir tohum ektiniz araziyi, suladığınız, suyunu verdiğiniz takdirde o büyük oranda ne yapacak? Koskoca bir orman olacak. Siz onu baştan yok ediyorsunuz, böyle düşünün. Allah korusun. Yani kürtaj da böyle bir şey. O çocuk alınmasa koskoca bir adam olacak. Peki bu durumda ne olur? Resulullah döneminde kavga eden iki tane hanımefendi var. Biri diğerine işte taş atıyor vesaire derken çocuğunu düşürüyor. Onunla ilgili bazı uygulamalar var. Şimdi bizdeki uygulamada nedir? Mesela anne gidiyor, belki babasıyla birlikte aldırıyor çocuğu. Yani kürtaş herhalde böyle bir uygulama yapılıyor. Bu annenin hayati tehlikesi söz konusu olmadıkça caiz değil. Yani ya anne ölecek ya o alınacak. Bu durumda ne yapıyoruz biz? Hayatta anneyi kurtarmak için o alınabilir. Diğer türlü alındığı takdirde günah işlenmiş olur. Tevbe istiğfar etmek lazım. Bunun dışında bir de tazminatı var bu işin. Tazminat ona gurre diyoruz. Hı hı. Gurre. 5 deve karşılığıdır. 20'de 1 oranında verilir. Onun karşılığı da 200 gram altın. 200 gram altın. Kime verecek? Bir yıl içerisinde verilmesi kanaati vardır. Ama çoğunlukla verilmiyor, unutuluyor. Kime verilecek? Bu çocuk, yani kürtaj yapıldığı an, onun mirası kabul edilir. Mirası kabul edilir. Evet. Ona mirasçı olacak kim var hayatta? Mesela erkek kardeşi var, kız kardeşi var. Anne baba birlikte karar verdiyse bunlar mirasçı olamazlar. Demek ki... Anne baba birlikte karar verdilerse yine de gurre veriyorlar mı hocam? Yani Hanefi mezhebinde farklı bir yaklaşım var ise de bunu artık
yani hafifletmemek lazım. Orada öyle bir kanaat var. Yani Hanefi mezhebine bir yaklaşım var. Mirasçılarına bu 200 gram altını dağıtacak. Mirasçılarına taksim edilecek demektir. Yahut diyelim yapılmadı, edilmedi, çocuklar büyüdü. Hiç değilse annenin, babanın o evlatlarından helallik alması. Yani size şu kadar borcum var diyebiliyorsa niye, ne sebeple? Hakkınızı helal edin yavrum diyerek helalleşmesine fayda var. Bununla beraber bol tövbe, istiğfar, gözyaşı da tabii, şart yani bir çocuk öldürmüş. Dolayısıyla onun için Cenab-ı Hak'tan af dileyecek. Cenab-ı Hak gafur ve rahim, yani böyle bir hataya devam etmemesi lazım. Eyvallah. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Pekala hocam, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Samsun'dan Tahsin Bey telefon attığımızda. Tahsin Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Furkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sabri Hocam'a ve sizlere. Bu güzel programdan dolayı çok müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Hutbe ile ilgili bir sorum var. Buyurun. Kıymetli hocama. Buyurun. Genellikle hutbede herhangi bir işaret, herhangi bir hareket yapılmaması noktasında ilmihal kitaplarında okuduğumuz bilgiler var. Evet. Yanında konuşan kişiye sus bile dememek, işaret etmemek gibi. Ancak İmamlarımız hutbede belli bir süre sonrasında toplu dua yapıyorlar. Bu duaya icabet edebilir miyiz? Sadece ellerimizi kaldırıp içimizden amin diyoruz ama bununla ilgili fıkhi hüküm nedir? Sabri Hocam'dan bunu dinlemek istiyorum. Peki. Kendisinin de bu güzel hitabetinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayır duanızı bekleriz Tahsin Bey. Samsun'a selam ediyoruz. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru ve muhafaza eyle diye dua ediyoruz ya hocam. Evet, öyle. Cemaat de ellerini kaldırıyor. 20 yıldan fazla önce ihdas edildi, devam ediyor. Güzel bir dua yani, açıktan eskiden hoca efendiler gizlice dua ederlerdi. Çünkü Hanefi oldukları için birisi aman ha amin demesin, aman ha şöyle olmasın gibi. Şimdi amin demek konuşmak mıdır? Namazda da amin diyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın ismi geçti. Aleyhisselam, Allahümme salli ala Muhammed dese bir insan konuşmuş olmaz. Şimdi konuşmak yasak, doğru. Konuşan birisi var, ona sus demek de yasaktır. Şöyle düşünün, hutbeye çıkıp hatip artık elhamdülillahi rabbil alemin dediği andan itibaren bir görüşe göre cuma namazının selamına kadar namazdaymış gibi davranmak lazım. Yani budur asıl olan budur. Namazdaymış gibi. Efendim cep telefonuna falan bakmamak gerekiyor. Yani şikayet ederler ya hocalarımız. Yani ben hutbe okuyorum, siz telefona bakıyorsunuz falan. Böyle namazdaymış gibi sakin bir şekilde onu dinlemek lazım. Ama bu arada hoca efendim hutbe arasında Peygamber aleyhisselam geçer isme. O zaman Hanefi olarak yani bizim uygulamamız içten Allahümme salli ala Muhammed dememiz gerekiyor. Bunu açıktan değil de yani kendimiz duymamız gerekmiyorsa, kulak duyması o aslında hafi kıraata girer. Öyle mi? Başkası duymasın. Yani başkasına duyurmayacak şekilde Allahümme salli ala Muhammed demek evet gerekir. Ama amin denecek bir mesele de olabilir. Amin dersiniz. Niye denebilir? Bu caiz mi? Evet caiz, çünkü konuşma değil bu. Yani bizim fetvalarımızda bu yer alır. Hutbede hatip Resulullah Aleyhisselam'ın isminden bahsedince aleyhisselam Allahümme salli ala Muhammed denmeli. Amin denecek bir dua yeri varsa o, ama içten demek. O açıktan yapılan dua için de aynıdır. El açmaya gerek yok. Hanefi'de öyle bir durum yok. Diğer mezheplerde el açılıyor ama yani Hanefi olarak bizim ya içten. Ama hocam amin güzel demek. De bir mesela yani ben tabii fıkhi boyutunu siz çok çok iyi biliyorsunuz ama bir hoca efendi hutbe irad ederken minberden böyle kendisi ellerini açmıyor. Bu dua metnini okuyunca cemaatin hep beraber amin demesi böyle güzel de oluyor. Yani bunun dini bir aykırılığı var mı? Yani hutbenin sıhhatine bir zarar oluyor mu? Yani diğer mezheplerde caiz görüşü var. Hanefiler yani bu sessizliği, sessiz okumayı hutbeye saygı gereği istiyorlar. Yani hatip hitap ediyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın zaman zaman mesela hutbedeyken
mescide gelen bir sahabiye namaz kılmasını söylüyor. Namaz kıldın mı? Tahiyyetül mescid namazı. Onun için Şafiiler ne yaparlar? Hatip hutbede bile olsa iki rekat hemen namaz kılıp otururlar. Hanefi'de yani bunlar içtihadi meseledir. Bizim söylediğimiz Hanefi mezhebindeki kanaattır. Ama Şafii mezhebi diğer mezheplerde biraz daha geniştir. Ama hocam sen nasıl yapıyorsun? Ben elimi açmıyorum içimden. Amin diyorum. Amin diyorum. Duaya icabet ediyorum. Peki. Hatırlarsınız hocam geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlık sonucu kaşları dökülen bir hanım kardeşimiz için bir soru cevaplamıştık. Nazlı Hanım da şöyle diyor. Hocam ben de kaşlarımı yaptırmak istiyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sadece biraz daha güzel görünsün maksatlı galiba. Hmm. Bunun dinen bir sakıncası var mı demiş. Var tabii. Yani fıtratı bozmak olur. Geçen günkü o hanımefendinin bir rahatsızlığı vardı. Kaşları dökülmüş ve dökülen kaş onu ne yapıyordu? Rahatsız ediyordu. Psikolojikman rahatsızlık duyuyor. Toplum içine çıkmakta tereddüt ediyor. Sosyal faaliyetlerini icra edemiyor idi. Onun tedavi amaçlı yaptırmasını cevaz vermiştik. Ama tedavi, burada estetik var. Burada estetik var yani. Daha güzel bir estetik görüyoruz. Yani bizim sanatçılar bol bol haber yapılıyor. Şurasını estetik yaptırdı, burasını şöyle oldu, böyle oldu. İnsanlar onları dinliyorlar ve gözlüyorlar galiba. Halbuki tabii hal daha güzeldir. Bakımlı olmak ayrı. Yani bir kadın bakımlı olmalı. Erkek bir erkek bakımlı olmalı. Resulullah Aleyhisselam mesela sakalınız var, bakımını sağ, saçınızı güzelce tarayın. Gerekirse yağlayın o dönem. Yani bunlar dinin öngördüğü şeylerdir. Bir kadının bakımlı olmasını engelleyen bir durum yok. Ama bu tür şeyler yani kaşımı şöyle yapayım, kulağımı böyle yapayım, burnum şöyle dik olsun falan gerek yok. Cenab-ı Hak sizi o şekliyle yaratmış. O fıtratı bozmayın bence. Yani kadın bizatihi güzeldir. Cenab-ı Hak öyle yaratıyor. Yani falancaya göre güzel olan filancaya göre şöyle olabilir, önemli değil. Ruhumuz güzel olsun, ahlakımız güzel olsun. O tür şeyler bizi çok etkilemez. Bizi kaşımızdan dolayı sevenler sevmesin. Gözümüzden dolayı bizi seviyorsa bir adam bırak sevmesin. Yani asıl sevilecek nedir? Ahlaki güzelliktir, edeptir, hayadır değil mi? Bir film repliği geldi hocam aklıma. Adamcağız kızını evlendirmek istiyor. Oğlum var mı diyor. Var ama diyor sakattır diyor. Hmm. O da diyor ki ruhu sakat olmasın. Yani ruhumuz, içimiz güzel olsun. Evet evet. Gerisi yani önemli değil. Gerisi önemli değil. Çok böyle takmamak lazım. Yani belirli işte sanatçı denilen hanımefendilerin yaptıkları o tasarruflar çok da özenilecek şeyler makul değil. Özenilecek bir durum değil. Biz demek ki bizi gözden, kaştan dolayı sevenler bırak sevmesinler. Eyvallah hocam. Bizi niçin sevsinler? Ahlakımız, edebimiz, hayamız. İmanımız. İmanımızla sevsinler. Öbür sevgiler geçici. Onlar 20 yıl, 30 yıl sonra hepsi bitecek değil mi? Yani bir kızcağız 18-20 yaşındaki güzelliği 50-60 yaşında kalıyor mu? Gençliğine güvenme, yıllar alıp gidecek diyoruz. Yani gider. Ama biz yine severiz değil mi o yaşta da eşimizi? Aynen. Niye? Öyle. Bizim için önemli olan az önce söylediğim şeylerdir. Eyvallah hocam. Bir telefonumuz daha varmış hocam müsaadenizle. Ankara'dan Mehmet Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Hocam bir dede yetimi denen bir kesim var ya. Evet. Benim amcam dedemden önce vefat etti. Dolayısıyla bunu çocukların mirastan hak sahibi olabiliyorum acaba? Peki izah edelim efendim. Hem amcanıza hem de dedenize Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Cennette buluşmanız niyazıyla Ankara'ya selamlar. Nedir hocam dede yetimi? Yani diyelim 3 tane kardeş var. Bir kardeş baba vefat etmeden önce ölüyor. Geride kim kalıyor? Diğer iki kardeş. İki kardeş ve yeğenler ölen adamın. Çocukları. Çocukları. Feraiz'de şöyle bir husus var. Yakın olan uzak olanı hacb eder der. Yani yakınlar uzağın mirasını engelliyor. Şimdi dede yetimi böyle bir meseleye benziyor. Bizim yaklaşımımız nedir? Yaklaşımımız
Şimdi bazı kanaatlere göre dede, yani o ölen kişinin çocuklarının dedesi o. Hı hı. Bu yavrular için üçte bir vasiyette bulunmalı. Yahut yani ona düşecek miras var ya. Onu hibe etmeli. O kadarı hibe etmeli yahut miras üçte bir hakkı var. Efendim o vasiyetle birlikte bu çocukların hakkını korumalı diyoruz. Peki bunu yapmadı, unuttu. Yapmış kabul edilir mi? Tunus aile kararnamesinde yapmış gibi kabul edilir diyor. Yaklaşım güzel. Yani unutmuş olsa, bu vasiyeti yapmamış olsa sanki yapmış gibi kabul edilir ve o çocuklar da diyor amcaları gibi mirasçı olur. Bizim de yani ahlaken bu olayları değerlendirdikten sonra vardığımız kanaat odur. Yani babaları öldü, efendim bu yeğenlerimiz mirasçı olamazlar, biz amcalar olarak malı bölüşelim. Bu bizim ahlakımıza sığmaz. İslam ahlakı bazı insanları aç bırakıp doymak değildir. Önemli olan burada şunu yapabilmeniz. Ya bu yeğenlerimiz evlenecekler yarın, yuva kuracaklar, iş sahibi olacaklar, onların daha çok ihtiyacı var. Biz daha az alalım, onlara daha çok verelim diyebilmeli. İşte Müslümanlık burada devreye giriyor. O yüzden dede yetiminde benim şahsi kanaatim, efendim kurulumuzun da buna yakın kanaati var. Fetvalar kısmında o okunabilir. Demek ki dede mümkün işi biliyorsa vasiyet etmeli yahut hibe etmeli. Yapmamışsa yaptı kabul edilerek muamele edilmeli. İşin özeti amcalar yeğenlerini kendileri ne alıyorsa o şekliyle onlara da ödeme yapmalılar. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Azize isimli bir izleyicimiz selamlarını iletmiş efendim. Cemaatle namaz kılarken imamdan önce rüküye gittim diyor hocam. Olur. Ne yapsın? Olur. Yani ya duymamıştır ya özür vardır. Yapacağı şu var. Yani imam efendiye uyan hanımefendi, beyefendiler değil mi? İmamla birlikte namaza başlar. Rüku Allahu Ekber deyince ondan sonra eğilirler. Secde öyledir vesaire. Ola ki bir yanlışlık eseri değildi. Yapacağı şey şu olabilir. Yani birazdan hoca efendi zaten gelecek. Bazen camiler değişince her hoca efendinin tarzı farklı oluyor. Birisi biraz daha kıyamda fazla bekliyor. Öbürü rükua giderken biraz geç gidiyor falan. Böyle bir işler karışabiliyor mescitler arasında. Ondan dolayı da hoca efendi gidecek zannederek gidiyor. Hocamız sizi rükuda yakalamışsa namazınız tamamdır. Hiç buluşamadıysak? Buluşamadıysanız olmaz tabii. Buluşacak. Yani orada beklediği zaman, diyelim ki ya hoca efendi hala kıraatta okuyor. Siz geri dönsün mü? Geriye dönecek artık bu. Çünkü daha kıraat devam ediyor. Bu bir yanlışlık olmuş, dönecek. Ama hoca efendi bir saniye, iki saniye sonra gelecek. Biraz yavaş hareket ettiği için rükua gelememişse orada bekler. Hoca efendi rükua geldiği zaman namazda sıkıntı olmaz. Kasıt da yok zaten burada. Seyif secdesi durumu olur mu? Hayır, hayır. Bunu zaten cemaat, imam yapar onu. İmama uyduğunuz takdirde yapacağınız hatalardan dolayı seyif secdesi yapamazsınız. Yapacaksa hoca efendi yapar. Yani onun bir yanlışlığı varsa, seyif secdesini gerektiren bir durum varsa. Mesela cuma namazında seyif secdesi yaptırılmaz. Çünkü bayram namazında yaptırılmaz gerekse bile. Niye? Cemaatin namazı tehlikeye gidebilir düşüncesi var. Her zaman da olmaz. O halde cemaat demek ki dikkatli olacak hoca efendinin rükusuna, secdesine. Ola ki bir iki saniye önce gitti, o zaman orada bekler, birlikte namaza devam ederler. Ama bu yaptığından dolayı kasıtlı olmadığı için vebali yok. Herhangi bir seyir secdelik durumda söz konusu değil. Peki hocam. Şimdi yine namazla alakalı bir soru var kıymetli hocam. Hepimizin başına gelebilir. Bazen dalgın oluyoruz. İkinci rekatta oturmamız gerekirken ayağa kalkıyoruz hocam. Bunun
acaba geri dönmemiz mi lazım yoksa artık kalktık deyip devam mı etmemiz lazım? Bir bu durum var. Bir de mesela dördüncü rekatta artık tahiyyatı okuduk, sallibariyi okuduk. Selam vermemiz lazım, çıkmamız lazım, namazı bitirmemiz lazım. Yine sehven ayağa kalkma durumu söz konusu. Burada ne yapacağız? Oturabilirsek oturacağız mı yoksa artık beşe kalktık deyip beşe altıyı mı kılmamız lazım? Şimdi ikinci rekatta oturmak vacip. Yani dört rekatlı bir namazın ikinci rekatında oturmak vacip ve tahiyyatı okuyacaksınız. Bunu ihmal ettiğinizden dolayı yani hafif şöyle doğrulurken sehmen oturur. Yani oturmaya yakınsa hemen otursun ama biraz yukarı kalkmış artık, kıyama yakınsa geri dönmez. Ne yapacak? Sonradan seyif secdesi yapar. Demek ki dört rekatlı namazın ikinci rekatında oturmadan kalkan bir kardeşim, oturmaya yakınsa oturacak. Ama kıyama yakınsa devam edecek, sonra seyif secdesi. Dördüncü rekatta tahiyyat okudu, salli bari okudu, selam vermesi lazım. Herhalde ikinci rekat ama salli bari niye okuyor? Dalgınlığına geldi, kalktı hocam. Dalgınlık var. Beşe kalktınız. Rükudan önce kayıtlamadan dönebilir mi mesela? Yani olabilir. Farz yerine gelmiş aslında. Son oturuş farz. Farzı yerine getirmiş, selamı geciktirmiş. Yukarı kalktı artık. Yapacağı şey o rekatı tamamlar, üstüne bir rekat daha kılar. Efendim sonunda seyir secdesi yapar. Ama diyelim oturmaya yakın bir durum varsa hemen oturur selam vermek suretiyle. Yine gecikti selamı. Beşinci rekat hocam mesela rükû yaptığımız zaman artık o rekatı kayıtlamış oluyoruz ya. Evet. Henüz rükûda değiliz. Mesela Fatiha'nın ortalarında ben beşinci rekata kalktım deyip hatırlasa hemen otursa olur mu? Yok, artık beşe kalkmış. O şurada olur. Dörtte hiç oturmamış. Dörtte oturmadıysa tehlikedir, farzı yapmıyor. Beşe kalktı. Secdeye kadar mecburen dönmesi lazım. Secdeyi kayıtladığı an namaz nafileye dönüşür. Eyvallah. Bir rekat daha kılar, o namaz nafiledir. Sonra tekrar o namazı kılması lazım. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Müstefit olduk sizden. İyi ki varsınız. İnşallah haftaya sizinle tekrar birlikte olacağız. Muhterem dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkartarak bile rezil eder. Rabbimiz hem bu dünyada hem de ahirette rezil olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin ve kamil bir iman nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hangi kişiler kurban düşer? Şafii mezhebine göre kafa girebiliyor muyum? Öğrenmek herkese farzdır.